Öncelikle hoş geldiniz. Eski Bağlar'a hoş geldiniz. Bizler Eski Bağlar markalı Öküz Gözü ve Boğazker üzümlerinden kırmızı sek şaraplar üreten butik bir işletmeyiz. Öküz Gözü de Boğazker'e de Elazığ yöresine ait, coğrafi işareti Elazığ'a ait. Biz bu üzümleri bağlarımıza yetiştiriyoruz. Ardından Eylül ve Ekim aylarında buraya getirip, fabrikamıza getirip üretime tabi tutuyoruz. Şimdi kısaca üzümün şırasından nasıl şaraba dönüştürüyoruz? O konu hakkında biraz hemen bahsetmek istiyorum. Şimdi sabahtan başlayan bağlarımızda bir toplama işlemi gerçekleşiyor. Sepetlere ablalarımız, abilerimiz topluyorlar. Tabii orada iyi üzüm, kötü üzüm bir ayıklaması yapıyor. Çünkü dalında kuruyanlar var, kuşun, domuzun yediği haklar var. Biz geriye kalan kısmını sağ salim bir şekilde toplayıp ardından buraya getiriyoruz. Hemen arkanızda uzun böyle bir metal makine var. O makine sağlı sollu ablalarımızın yardımıyla tane ayıklama yapıyoruz. Tane ayıklama bandı gibi düşünün, titreşimli. Tekrardan o ayıklanan üzümler, sağlam üzümler buradaki bu defa makineye geliyor. Bu makine full var, sap ayıklama tane patlatma makinesi. Yani sapları atıyor, üzümü patlatıp şırasını, kabuğunu ve çekirdeğini şurada gördüğünüz manşe pompasına aktarıyor. Manşe pompasına taktığımız hortum ve bağlantılarla buradan üç büyük tanka getiriyoruz. Orası hazırlık aşaması. Bağlarda üzümlerimizi büyüttük. Ardından işleme hazır bir hale getirdik ve buradaki tanklara koyduk. Buradaki tanklarda mayalar ekliyoruz üzümün şırasına. Mayalar aktifleşip çalışıyorlar. Şekeri yiyip alkole dönüştürüyorlar. Yani üzümün içerisinde ne kadar şeker varsa doğru orantılı o kadar alkol demektir. %14 alkole tekamül edecek şeker oranında topluyoruz biz üzümlerimizi. Tabii fenolojik olgunlaşması gerçekleştikten sonra. Golday minimum 7, maksimum 14 gün sürüyor. Ardından şu gördüğünüz bağlantı hatlardan doğrudan bu defa dinlendirme tanktan alıyoruz şarabı. Kalan posayı da buradaki kapakları açıp pres makinesine sıkıyoruz. Şimdi bizim bu fermantasyon sürecindeki parametrelerimiz sıcaklık, karbondioksit, mayaların çalışma hızları gibi bizim parametrelerimiz var. Pres makinesindeki en büyük parametremiz basınç. Fazla basınç uygulamaya özen ve dikkat gösteriyoruz. Çok fazla basınç uygulayınca üzümün çekirdeğini kırmak istemiyoruz. Acılığını şaraba aktarıyor ve kabuktaki yüksek tartarı da yine şaraba aktarmış oluyoruz. Ardından bütün şarapların geldiği dinlenme odasında bir kısmı burada dinlenmeye devam ederken diğer bir kısmını da buradan alıp mahzene meşe fıçılara gönderiyoruz. Buradaki ürünler bir sonraki üretim zamanına kadar, yani Ağustos ayına kadar aşağı yukarı dinlenmeye devam ediyorlar. Buradan aldığımız mahzene gönderdiğimiz ürünler de minimum 4 ay, maksimum 12 ay, 1 yıl kadar dinlenerek meşe fıçının kokusunu ve aromasını almış oluyor. Yani bizler tüketici olarak üreticiye iki farklı ürün sunuyoruz. Sadece üzümün kendi aromasını tercih eden tüketiciyi buradan tedarik edebiliriz. Öküz Gözü Boğazker'de çok aromatik zaten, tadımda konuşacağız o konuları da. Şimdi diğer taraftaki tüketici diyor ki yok hayır diyor, sadece üzümün kendi aromaları değil, yanı sıra meşe fıçı kokusu ve aromalarını da seviyorum ki Öküz Gözü Boğazker'de yıllandırmaya müsait meşe fıçıya konulabilecek üzüm ve şarap türleri olmuş oluyor. Ben onları tercih ediyorum diyor, tamam diyor. Bu defa da mahzende dinlenmiş ürünlerden tedarik ediyoruz. Ardından her iki tarafta dinlenince şuradaki filtre makinesinden geçiriyoruz, filtre ediyoruz. Yüksek filtrasyon yapmıyoruz ya da defalarca filtre etmiyoruz. Daha sonra şişeleniyor. Şişelendikten sonra yatay bir şekilde tekrardan depo kısmımıza dinleniyorlar. Daha sonra tadımlar yapıyoruz. Şarap olgunlaşıp içime hazır bir hale gelince de satışa sunmuş oluyoruz. Öküz Gözü de Boğazker'de dediğim gibi yıllandırmaya çok müsait ama biz butik bir işletme olarak çok fazla yıllandıramıyoruz. Sürekli sirkülasyon yapmak zorundayız. İçime hazır olgunluğa erişince satışa sunmuş oluyoruz. Ne oldu? Ağır bir koku var burada şu anda. Gördüğünüz gibi şaraplar dinleniyor.
Klima görüyor musunuz? Demek ki doğal sıcak. Doğal soğukluk. Peki doğal soğukluksa nasıl elde etmiş olabiliriz? Dağın içini kazarak. Burası şu an dağın içindeyiz. Üstümüzde çam ağaçları ve toprak var. Yeraltı sıcaklığı 14 derece. Yaz kış hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece mevsim geçişlerinde eğer kapılarda çok sirkülasyon olursa oynamalar oluyor. Ama tekrar kapalı kaldığı anda kendi 14 derece seviyesine tekrardan ulaşmış oluyor. Duvarda kolon ve serpme beton dışında hiçbir izolasyon yok. Dolayısıyla yağan yağmur suları ve kar suları dibe inip böylece doğal nem oluşturmuş oluyor bizlere. Şimdi çok yağmurlu dönemler olmuyor mu? Oluyor ya da kar, kış bayağı bize oluyor. Çok fazla eğer olur da nem oranı artarsa da her iki kapıyı açarak sirkülasyon yaratıyoruz. Burada toplam 75 tane meşe fıçımız var. Her biri 225 litre şarap alıyor. Fıçılar Macaristan'dan buraya geldi. Dediğim gibi minimum 4 ay, maksimum 1 yıl kadar dinlenerek fıçı kullanımına bağlı olarak şaraplarımız meşe fıçının kokusunu ve aromasını almış oluyor. Biz normalde meşe fıçıları çok kez kullanabiliriz. Kısa aralıklarla veya uzun aralıklarla. Biz en fazla 4 defa kullanıyoruz. 4 defadan sonra dekoratif amaçlı satışlara sunuyoruz. Eğer viski üreticisi olsaydı viski üreticilerine satmış olurduk ama Türkiye'de böyle bir imkan yok. Şimdi şarap tadımına geçiyoruz. Ya da zarar verecek içerisinde mikroorganizma var mı? İlk yaptığımız şey kapağını açıyoruz. Hemen mantarını kokluyoruz. Eğer mantarda ıslak karton kokusu varsa tüketmiyoruz. Ne kokusu? Şarabın ıslak karton kokusu veya yoğun küf kokuları. Aynen öyle. Varsa tüketmiyoruz. Aynen öyle. Bozulmuş. Dolayısıyla şarabı da bozmuştur. İkinci kısım, şarabımızı havalandırdık, dekante ettik ya şişede ya karafta ya da kadehte. Ardından rengine bakacağız. Hemen. Suat abi şu anda doldurabilir misin? Kırmızı şaraplar için konuşuyorum. Renginde ne arıyoruz? Kahverengilikler arıyoruz. Kırmızı bir şarap için konuşuyorum. Ya da etrafında halka olarak turuncu ya da kırmızı. Kadehlerinizi hemen karıştırmıyorsunuz. 3 farklı ürün deneyeceğiz. Aynen öyle. Aynen kadehlerimizi bırakmayalım. Bir de etrafında halka şeklinde turuncu kiremit renginde böyle bir ton arıyoruz. Ya da kahverengi bir ton. Diyelim ki var. Bize iki şeyi söyler. Birincisi der ki şarap bozuk, okside olmuş. İkincisi de der ki şarap yıllanmış, en aşağı 5-6 yaşında bir şarap diyebiliriz. Peki
Rekoltemize bakıyoruz. Atıyorum 2009-2008 rekolteli bir elimizde kırmızı şarap var. Yıllanmış. E peki nasıl ayırt edeceğim ben? Okside mi olmuş? Yoksa yıllanmış mı? Koklayacağım. Hemen koklayacağız. Kokusunda ne olmaması gerekiyor? Şu kokular geliyorsa kesin bozuktur. Sirke kokuları geliyorsa. Sirke olmuş. İkincisi ahır kokuları. Hani ıslak hayvan kokuları tarzında gelir. Üçüncüsü kesinlikle ve kesinlikle aseton ve oje kokuları. Açık değildi. Diğeri de çürük yumurta, çürük elma kokuları ve küflenmiş süt ve süt ürünleri, gıdaları, kokuları geliyorsa, burunda algılayabiliyorsak, burunda algılayamazsak, damakta algıladık. Hemen kesinlikle döküyoruz o şarabı, kesinlikle tüketmiyoruz. Eğer bu şarapta bunlar yoksa kesinlikle tüketebiliriz. Bir sorun teşkil etmiyor demektir şimdilik. Çürümüş peynir kokuyor. Normalde ne gibi? Meyve aromaları kokar, baharat kokar. Yani her üzümün cinsine göre değişik meyve aromaları veya işte başka bitkilerin kokuları ve aromaları gelir. Olması gereken de odur. Ya da meşe fıçıya girse meşe kokuları gelir. Şimdi kadehlerimize dolan şarabımız, bilgimizi edindik artık. Bilinçli bir tüketiciyiz, artık ölmeyeceğiz. Şu anda kadehlerimize dolan şarabımız Öküz Gözü 2020 rekolte. Çok genç, çok fresh bir öncelikle şarap içeceğiz. Ama biz hemen bir Öküz Gözü üzümünü tanıyalım. Öküz Gözü üzümü yıllarca sofralık üzüm olarak birçok bölgede kullanıldı. Ama şaraplık üzüm olarak çok kaliteli, çok değerli bir şaraplık üzümleri olur. Öküz Gözü böyle iri taneleri ince kabukludur. Salkımları böyle çok büyük olur tıpkı taneleri gibi. Orcik yapımında, pekmez yapımında, pestil yapımında Elazığ halkı çok fazla şu anda Rövanş'ta kullanıyor. Karakteristik özelliğine baktığımız zaman da orta tanenli, orta gövdeli, yüksek asiditeli. Şimdi asidite ağzımızda baloncuk böyle keskin eğer şeyler gelirse zaten asidite diyor, anlıyoruz. Az çok zaten asiditeyi de tahmin edebiliyoruz. Ama tanen ne, gövde ne? Tanen dediğim kısım üzümün yapraklarında, saplarında, kabuğunda, çekirdeğinde şaraba geçer. Ağzımızda kuruluk, burukluk, yutmamızı zorlaştıran, üst dudağımızın dişlerimize yapıştıran kısmı, bize bu maddeyi veren kısma biz tanen diyoruz. Gövde dediğimiz kısım da şarabın ağzımızda bıraktığı ağırlık ve yoğunluk. Hemen örnek vereyim. Şeftali nektarıyla su. Şeftali nektarının ağırlığını ve yoğunluğunu düşünün. O tam gövdeli bir içecek. Ama su gövdesiz. Hemen gidiyor. Lıkır lıkır. Bu Öküz Gözü de orta tanen, orta gövde, yüksek asidite var. Meyve aromaları ise kırmızı orman meyve aromaları. Yanı sıra da baharatlar var. Karanfil gibi, biberi gibi baharatları var. Yani çok naif. Kırmızı orman meyve aromalarından hemen biraz bahsedelim. Vişneler, çilekler, ahududları, kirazlar. Bunlar gerçekten çok güzel meyve aromaları. Tıpkı kendisi gibi böyle içimi çok kolaydır. Çok içimi çok kolaydır. Çok light'tır. Ama tabii bu bölgelerde biraz daha güçlü. Kendi toprakları, kendi ana vatanı. Dolayısıyla rakım da yüksek olunca biraz daha vahşi oluyor. Şimdi Denizli'deki bir Öküz Gözü'yle buradaki Öküz Gözü'nü kıyaslamaya gerek yok. Çünkü orası çok başka bir aroma verir. Burası çok başka bir yapı ve aroma verir. Şey gibi düşünün. Malatya'nın kayısısının Iğdır'da da kayısı var mesela. Öyle gibi düşünün. Aynen öyle. Şimdi şarapta tortu varmış. Hemen kısaca ona değineyim. Şarapta tortu olması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Hayır, aslında çok iyi bir şey. Şimdi bundan bayağı böyle 20-30 sene önce şaraplarda tortu olması çok büyük bir ayıptı, kusurdu. Daha sonra sağ olsun Fransız önologlar araştırmışlar, çalışma yapmışlar. Onlar da olmasalar bilmeyecektik. Meğer şarapta tortu bırakmak aslında tüketiciye ve üreticiye iki şey söylüyor. Üreticiye diyor ki, üretici sen eğer şarabında tortu bırakmışsın, ama tabii %100 bu kesinlikle geçerli bir şey değil. %50'dir her zaman bu. Her tortulu şarap iyidir demek doğru değil. Diyor ki, üretici sen bağında da üretiminde de kesinlikle kimyasal madde kullanmamışsın. Doğal bir üretim yapmışsın. Tüketici diyor ki, sen bu tortulu şarabı aldın. Tortuyu sevmeyebilirsin. Sorun problem değil. Süzgeçle aktar, tarafla aktar diyor. İçme, kullanma, dibine alma diyor ama uzun süre yıllandırabilirsin. Çabuk okside olmaz, çabuk bozulmaz.
Meyve aromalarını çabuk kaybetmez, rengini çabuk kaybetmez, raf ömrünü uzatır. Yani bu direkt tüketiciye de, üreticiye de bir artı olmuş oluyor. Ama dediğim gibi bu %50-%50'dir. Bunun için üreticiyi tanımak lazım, üzümü tanımak lazım. Ne yazık ki böyle bir durumu da var. Şimdi şarabımızı içtiyseniz hemen ardından Öküz Gözü Boğazkere 2020 rekorteyi tadacağız. Şimdi şarapları hep havalandırıyoruz. Böyle kadehleri alıyoruz, şarabı sallıyoruz. Uzmanlar yapar bunları. Böyle alır eline, böyle artist kadehlerini sallarlar böyle. Oh mis mis. Bunu da yapmalardaki amaç ne? Şarabı havalandırmak, hızlı havalandırmak. Şimdi şarabı neden havalandırıyoruz? Çünkü şişelerde çok uzun süre kapalı kaldığı için hem şarap içerisinde hem de üretici tarafından şarapla mantar arasında gaz dolduruluyor. Biz o gazı açığa çıkarmak istiyoruz ve şarabın tüm karakteristik özelliğini ortaya çıkarmak istiyoruz, aromalarını da. Bu yüzden havalandırıyoruz. Atıyorum elimizde 2009 yapımı bir şarap var, onu biraz daha böyle yarım saat falan havalandıracağız. Ama elimizde 2019-18'li bir rekolte var, biraz daha. İşte 15-20 dakikalar falan. Yani ne kadar kapalı kalırsa dekante etmemiz, havalandırmamızı bir tık arttıracağız onu. Her yıl 15 dakika diyelim. Aynen öyle diyebiliriz aslında aşağı yukarı. Suat abi, Öküz Gözü Boğazkere'yi şimdi 2020 rekorteyi tadacağız. Oranları neydi? %70 oranda, hemen söyleyeyim. %70 oranda Öküz Gözü, %30 oranda Boğazkere olan bir ürün. Yılı da bir önceki içtiğimiz Öküz Gözü gibi 2020 rekolte. Şimdi Öküz Gözü'nü tanıdık. Boğazkere nasıl bir üzüm çeşidi? Acaba nasıl şarapları oluyor? Şimdi Boğazkere sofralık üzüm olarak kullanılmıyor ne yazık ki. Çünkü çok küçük taneli ve kalın kabukludur. Yediğimiz zaman buruk ve kekremsilikleri yutmamızda bizi zorlar. Tıpkı adını anladığımız gibi Boğazkere, boğazımızı gerçekten keriyor. Çiğ bir olgunlaşmamış bir Trabzon hurmasını yediğinizde ağzınıza bıraktığı o burukluğu, kuruluğu, susuzluğu hissedin. Ya da çok demli bir çay içtiğinizdeki ağzınıza bıraktığı kuruluk, susuzluk. Dediğim kısım bunun kabuklu bir, yani taze halini, Boğazkere'nin taze halini yediğiniz zaman da verdiği bize tat ve aroma bu şekilde. Peki, şarabı nasıl oluyor? Şarabı da hani dedim ya ben biraz önce, tanen kabuklardan geçiyor, işte çekirdekten, saplardan geçiyor diye. Aynen öyle. Yüksek tanenli, orta gövdeli, orta asiditeli şarapları var. Yani şarapları güçlü. İçimi biraz daha zor. Meyve aromaları da tıpkı karakteristik özelliği gibi güçlü. Meyan kökü, tütün, deri gibi güçlü aromaları var. Ama o başta o bozuk şaraplardaki bahsettiğim o şey aromaları değil, ıslak deri aromaları falan değil. Bu direkt deri kokuları. Özellikle yıllandıkça deri bir tık daha baskın oluyor. Yıllar oranla bizim topraklarda, bu bölgedeki Boğazkere'de. Şimdi bu oranımızı %70-%30 oranladık. Boğazkere'de Öküz Gözü de eşit seviyede ilerletmek için. Çünkü Boğazkere'ler biraz daha vahşi oluyor. Öküz Gözü'nü kamufle ediyor ne yazık ki. Bütün şaraplarımızdaki alkol oranı %14. Bunda hem Öküz Gözü'nün hem de Boğazkere'nin aromaları var. İlk içtiğimiz şarapla bu içtiğimiz şarap, şu anda içtiğimiz şaraptan her ikisi de çelik tanklarda dinlendi. Sadece üzümün kendi aromalarına sahip. Peki kırmızı şarabı nasıl, hangi sıcaklıklarda dinlendireceğiz veya hangi sıcaklıklarda içeceğiz? Şimdi minimum 10 derece, maksimum 20 dereceler. Yatay bir şekilde şarabı güneş ışığının görmediği aralıkta dinlendirebiliriz, saklayabiliriz. Çok nemli, yüksek nemli olmayan ortamlarda bir de bu arada. Peki hangi sıcaklıkta? Evde nasıl bir ortamda? Daha serin kiler tarzı böyle. Aynen altı, aynen daha serin böyle. Çünkü oda sıcaklığının üstüne çıkıyor yaz aylarında evlerimiz. Dolaba koymuşsun. Buzdolabında ne yazık ki kırmızı şarapları saklamak doğru değil. Çünkü kristalleşme başlıyor. Daha sonra tekrar oda sıcaklığı seviyelerine dönünce 15-16-17'lerde tekrardan bu defa çözülme başladığında da tat ve karakteristik özelliğinde değişimler başlıyor. Daha kanıtlanmış bir şey yok ama böyle söylüyor uzmanlar. Biz dediğini düşünüyoruz. Zeytinyağıyla korumuyorsa o da. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Peki hangi sıcaklıklarda tüketeceğiz? 15, 16, 17'ler kırmızı şaraplar için ideal tüketim sıcaklıklarıdır.
Peki beyefendi, bir tane beyefendi bana şey sordu. Ben kapağını açacağım dedi. Aa evet. Ben unutmadım. Beyefendi çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki şarabı dedi bugün günlerden pazartesi. Şarabımı açtım. Bir kadeh doldurdum, içtim. Tekrar mantarıyla kapattım. Ben cumartesi günü ya da pazar günü bir kadeh daha alır içerim. Yok öyle bir şey. Yapamıyoruz. Pardon, kaç gün sonrası? Bayağı bir hafta böyle sonra hemen hemen aşağı yukarı. O affedersin. O süre böyle 2-3 gün mü idare ediyor yoksa? Hemen onu söyleyeyim. Şarabı ağzına açtıktan sonra ne yazık ki 24 saatten sonra bozulmaya başlıyor. 48 saatten sonra tam anlamıyla okside oluyor. Ya bir şişe şarabı için ya da toplanarak tüketim yapalım. Evet, şimdi tatlımız şaraplardan alma zamanı.